Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Konuşmanın ardından ortaya ilginç bir diyalog çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev arasında yemek yeme mekanı diyaloğu ortaya çıktı. Yemekleri nerede yiyeceğiz? Günaydın'a geleceğiz. Günaydın. Günaydın. İsmail Bey, günaydın restorana gidiyorsunuz. Ben dedim ki ya akşam olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabriyle Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Ebedi ateş anıtına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabı'nda şehit mezarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti. Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyonun 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanması Bakü'de kutlandı. Azerbaycan'ın gurur günü Bakü'de bulunan Azatlık Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yerini almasının ardından başladı. Erdoğan ve Aliyev, "Selam asker" diyerek törende bulunan askerleri selamladı. Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Aliyev halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın açıklamaları halkı çok sevindirdi. "Kardeşim, Azerbaycan haklıdır, Azerbaycan tektir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır" demiştir. Türkiye'nin verdiği destek Azerbaycan vatandaşını gururlandırdı, sevindirdi. "Bütün dünyaya birlikteliğimizi gösteriyoruz. 44 gün süren operasyon şanlı tarihimizdir. Her gün yeni kentler, kasabalar, tepeler alındı. Tarihi adalet kazansın istedik ve sonunda başardık" dedi.